Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kadıköy Boks'tayız. Şu anda gördüğünüz gibi ringdeyim. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi dünya ünlü rugbyci. Türkiye'de rugby'yi Türkiye'ye tanıtan, dünyaya tanıtan. Yurt dışından çok teklif aldı ama hiçbirini kabul etmedi. Benim teklifimi kabul etti. Şu an yanıma gelecek birazdan. Onunla güzel bir challenge yapacağız. Kim kazanacak bilmiyorum ama sonunda kaybeden için çok güzel bir ceza hazırladık. Bakalım bu cezayı kim yaşayacak? Şimdi sürpriz konuğumuzu çağırıyorum. Gel. Yavaş yavaş yavaş, sakin ol, sakin. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Boksta fair play çok önemlidir. Öyle gelip burada böyle takılma yani. Hiç beni takmıyormuş gibi yapma. Ringe bir anda gidince heyecan yaptım. Ama olmaz yani. Ya, böyle. Biz birbirimizi dövüp sonra sarılan insanlarız. Hoş geldin öncelikle. Elbette. Hazır gelmişsin. Evet, gayet hazırım. Eyvallah. Ama şimdi şöyle yapalım. Hani... Bir dakika daha, ben sana bir şey söylemedim ki. Kardeşim şu an ringdeyiz, farkındaysan değil mi? Yani ringde ne yapılır? Boks yapılır. Sen de duyduğuma göre yani ben Survivor'ın en güçlü yarışmacısıyım falan demişsin. Bence de sen güçlü bir adamsın. Benden güçlü olduğunu düşünüyorum. Daha dinamiksin. Ama benden daha iyi vurur musun onu bilemem. Şimdi şöyle. Yani... tabii hırslıyım, hevesliyim falan ama yani bu ringde seninle boks yapacak kadar da hani akılsız yok, değilim. Yok yok, buraya o çıktıktan yüzden... sonra şimdi yok. Şey yapmayalım yani, ya dönmeyelim. Buranın havası farklıymış. Aşağıda öyle demiyordun ama. Şimdi ringe girince işler değişiyor. Biraz öyle tırstım yani, açıkçası. Soyunma odasına gidip üstümüzü değiştirelim bence, buraya gelelim. Sonra bir 3 round falan böyle güzel dövüşebiliriz istersen. Bence şey yapalım, hiç birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım. Şurada boks makinesi var abi, gidelim. Hani? Bak şurada bak. Ha evet. Boks makine gidelim, yumruk atalım. Tamam, ne yapalım öyle peki yapalım. Yumruk attıktan sonra? Tamam, hani güçlüyüz, hırslıyız ama burada seninle kavuşacak kadar da akılsız değilim yani. Şimdi. O zaman kanka ne yapalım biliyor musun? Boks makinesine yani yumruk biliyorsun, atalım. Yani biliyorsun, boşa böyle bir mücadeleye girmeyelim. Bak ne yapalım biliyor musun? Gidelim boks makinesine, bir sol yumruk, bir sağ yumruk vuralım. Bir de kafa vuralım anasını satayım. Kafa. Kafa da vuralım. Ben mi iyi kafa vuruyorum, sen mi bilmiyorum yani sonuçta. Vuralım. Onu da öğrenmek lazım. Tamam, onu da vuralım. Üçünün toplamında bir şampiyon olsun. Kaybeden de bir ceza alsın. Olur abi mu? Uygun mu? Hafif bir ceza olsun da. Yani güzel, kaybedecek güzel olan böyle güzel bir ceza olacak. Yani böyle acı, tatlı, ekşi hepsini böyle yaşayabileceğimiz bir ceza olacak. Tamam. Yani tamam mı? Bu ringe çıktıysak başımıza geleni kabul edeceğiz. Bak burada edeceğiz. Seni izliyorlar. Yani sonradan dönme falan yok. Yok, elimizden geleni yapacağız. Tamam o zaman. Şimdi boks makinesine geçiyoruz. Mücadele başlıyor. Geldik makinenin başına. Şu anda makinenin başındayız. Şu an şartlar eşit. Şu anda şartlar eşit aynen. Yani orada ikimiz de duran hedefe vuracağız. Her aynen. Şeyden önce bunu bilelim. Birbirimizi kırmayalım. Ama yine de son defa soruyorum. Emin misin? Eminim. Eminsin. Kendine bir güveniyorsun. Bir sol bir de kafa mı kendine atacağız? Kendine güveniyorsun evet. Güveniyorum. Yani kafayı da ben hani sırf sen rugbycisin falan ya hani böyle kafayla giriyorsun ya. Hani daha iyi vurursun, tamam. Telafi edersin bakalım, diye düşündüm. Belki oradan kurtarırım. İnşallah hadi bakalım. Bakacağız. Gerçi inşallah demeyelim yani inşallah. İnşallah kaybedersin diyeyim o zaman sana. İnşallah kazanırım. Fair play bir mücadele olsun. Çamura yatmak yok, yan yatmak yok öyle. Oldu bu oldu, elim kaydı, dizim... Esnedi falan artık olmasın, tamam mı? Cezaya kabul. Tamam. İyi o zaman hadi göreceğiz. Centilmenlik yapayım. Burası bizim evimiz sonuçta. İlk ben vurayım. İlk sen vur. Hadi bir sen vursaydın bir görseydim. Yok sen bir vur kardeşim, ben ilk önce seni göreyim. Hadi öyle olsun. Hadi bakalım. Tamam. Durduğumuz yerden omuz gücüyle vuracağız. Tamam. Tamam mı? Nasıldı, şöyle bir şey yapıyordunuz değil mi? Yani yumruğu nasıl atıyorsan öyle vuracağım baba. Onu da ben öğretmeyeyim yani. Hani sen eskiden çok kavga edermişsin ya, bıçkınmışsın ya. Görelim şimdi. Vay hayvan. Ne korkuyorsun? Bin kadar gösteriyormuş. Vay hayvan seni vay. Aa, üzdü. Biz... 141'i kim yapmış ya orada? Biri uçmuştur ya. Biri uçarak bulmuştur onu. Bence falan yazmışlar onu oraya. Sayıyor musunuz bir saniye? Yazıyorsunuz değil mi? 878. Biraz az vursan oğlum. Manyak Adem mısın? Geçeceğim beni ha. Adem geleceğim. Bende şimdi, sıra bende, dur. Dostum,
Ben de şimdi kayar sayar sonradan ver ya. Olur bunda. 958 9. Evet, güzel. Güzel. Say. Yavaş yavaş ilerliyoruz zafere. Bir yapacağım. Hadi bakalım. Aha. Sinek. Markus yapıyordu ya bana. Ayı mısın, nesin ya? Dambılları yıktım. Hadi bin, bin, bin. 8.90 ol bari ya. Bu benim rekorum herhalde. Aynen. Vay be, helal olsun rekor sana valla. Sayıyorsunuz değil mi? Şimdi sıra bende. Kafada geçerim seni. Ben de öyle düşünüyorum da nasıl kafa vurmak lazım bunlar. Oğlum benim senin bir kere kafada avantajlısın. Bunun boyu, bak benim boyum uzun. Sen buna direkt böyle çakarsın işte. Of. Bu 930-40. İnşallah. Hadi. 917. Güzel. Fena değil. Kardeşim sağda kazandım. Kameralar çekmezken böyle vuruyordun ya. Sol mu? Sol vuracağız. Evet. Sağ vurdum. Evet. Peki, şimdi sol. Bir tane de sol vuracaksın. 500 vursam iyi. Evet. Oğlum şimdi solda beni geçiyor musun? Vay hayvan. Solda iyiydin ha. Kanka sağım süründürür, solum öldürür. Ulan oğlum aynı vurdun lan. Harbiden aynı vurdun. Sana geçmiş olsun. Vay kardeşim benim ya. Sen maçı kapatırsın solla sanki. Abi, oğlum bizim solumuz da şey değil yani ha. Biz de eskiden... Hadi ya. Hadi. Ooo. Solda da daha iyi. Kaçtı benim? 850 miydi? 850 evet. Telafiye geçelim. Gel baba. Ben burada senin motivasyonunu dağıtayım biraz. Oğlum bana vurma ya. Bana vurursan harbiden ya. Bildiğin ya, 10 milyon tıklanırız ha. Harbiden vursan var ya, yatırsan beni. En az 10 milyon tıklanırız ya. Ya en az 10 milyon tıklanırız. Genelde bizim izleyicilerimiz seviyor böyle kamera şakalarını. Mustafa Kemal Adem'e yumruk attı falan diye. Vay hayvan. Oo, iyiymiş lan. Vay hayvan vay. Ya daha geçemedin beni oğlum. Niye şimdi yalandan kendi kendine artistleniyor da şu anda en az 100 aşağıda yani. Ben kendimi kafaya saklıyorum. Kafaya mafaya vallahi artık bilmiyorum ya. Kafaya gelmeyesin sonra. Ah! Şöyle bir hedefe bakalım. Vuracağımız yere. Ah! Bu da geçti bence. Bu da geçti. Bence de geçti. Hatta 900 bile olabilirdi. Ooo güzel. Güzel. Kardeşim rugbyci olabilirsin. Çok hızlı olabilirsin. Çok güçlü olabilirsin ama bu işin de bir tekniği, tabii, taktiği olarak, var yani. Var. Onu da bilmek aynen lazım. Burada teknik var. O yüzden sen biraz erken gaza geldin. Neyse. Erken havalara girdin. Şu anda toplamda kaçız? Şu anda hesaplandı. Yani 4 vuruş yaptık. 2 sol, 2 sağ. Mustafa'nın şu anda ulaştığı sayı 3503 mü? 2 mi? 3503. Ben de 3607 değil mi? Hı hı. 3607'deyiz. Yani Mustafa şu iki son iki iyi kafa atarsam son iki vuruşumuz değil mi? Son iki vuruşumuz
Mustafa bu iki vuruşta bu farkı kapatacak mı, kapatmayacak mı? Şimdi göreceğiz ama hiç zannetmiyorum kapatacağını. Şimdi kafa atıyoruz o zaman. Mı? Kafa atacağız. Ama uçarak değil yani. Böyle kafayı duracağım böyle. Öyle duracaksın. Evet. Sen burada benden iyi vurursun. Benim eğilmem lazım çünkü. Abi kafa nasıl atacağım burada? Gitmez ki bu kafayla. Vurursun. Sen de o kafama baksana. Kız gibi kafam var yani. Ben kafayı da senden iyi vururum. Yalnız i̇şte. Şaka maka ben ne vursam 800 oluyor abi. Oğlum sen... Ne vursam 800'e geliyor. Ya ama ölçülüsün yani. Güzel bir şey bu. Ayaksız yani, değil. Yani. El, ayak, kafa koordinasyonun bozuk değil. Kaç? 768. 768 de ben buna nasıl kafa vuracağım abi? Eğileceğim baya. Oo, ben aldım bunu bence. Ulan olmadı sanki ya. Hayır. Vallahi aynı. Aynı mı vurduk? Benim kaçtı? 168 seni 7. Ulan kafada da geçtin. Ya nasıl olur abi ya? Oğlum makine işte nasıl olur ya? Bozuk mu? Makine bozuk. Ben dedim bu çocuk sonlara doğru çamur yapacak. Ama abi, ya şey, baba makine, makine soğuk makine. Makineyle ne alakası var? Sabahtandır vuruş yapıyoruz. Evet. Son. Şimdi benim son hakkım. Bak aynen sana şöyle bir şey söyleyeyim. Son kafa vuruşunu 800 yap kazanan sensin. Abi az önce yaptı yaklaştı. Yaptı mı 800? 800 yaparsam kupayı alırım. Hangi kupayı? Söyle hayır. 800 yaparsam biz kupayı alırım. Biz onun için 5,5 ay mücadele ettik oğlum. Bir kafayla hallolacak şey mi o? Ben de kafamı ortaya koyuyorum burada. Büyük oynadım baba. Bak sana güzel bir şans veriyorum. 820 vur. 800 belki vurur çünkü bu. Öyle bir düşüncem var. Hiç belli olmaz. Akşam yemek senden. 820 vur. Tamam mı? Cezayı da ben çekeceğim. Akşam da seni yemeğe götüreceğim. Az önce kaç vurdum? 800? 768. Ne seni ya? Şöyle bir alıştırdım. 850 olsun mu ya? Yok 20 dedim bir kere. 850 olsun içinde... 850. Hiç yani. Yok valla içimde benim korktuğum her şey başıma gelmiştir şimdiye kadar. Şu an senin bunu vuracağını düşündüm nedense. Öyle bir düşünce aldı beni. Yok, bilmiyorum ya çok yani. Fark var. Vuramam. Oğlum bak 850 garanti yapalım. Vuramam valla vuramam. Yok vuramam ya. İyi hadi bakalım tamam. Abi. Ulan bura vurursam var ya yemin ederim. Hadi be. Aa, bu siktir. Ne ya 770'te kaldı bir anda. Öyle baba yani şey bu yani. Bak şimdi ben sana makine nasıl... Makine bile Adem'den yana. Ben sana şöyle yan kafa vuracağım şimdi. O zaman ben... Sen kaybettin zaten. Şampiyon benim. Ceza neydi? Şimdi sen... Fazla harbi ceza olmasın. Çok güzel bir ceza hazırladık ona. Çok keyifli, çok güleceksiniz. Şimdi ben şampiyon muyum? Bak bağırıyorlar şampiyon diye. Şampiyon muyum ben? Herhalde öyle oldu yani. O zaman şu an keyfini çıkarabilirim değil mi baba? Ha? Aynen öyle. Keyfini çıkarabilirim yani. Şampiyon olduk, kazandık. Uçan tekme. Oo. Bence de gelsin. Bunu ben de isterim. Oğlum sayı gelmedi. Oğlum sayı gelmedi lan. Bu kadar hareketi bu mu? yok baba. Baba şimdi. O kadar döndün döndün bir şeyler yaptın. Makine dayanamadı oğlum error verdi. Demek ki bu makine o tekmenin gücünü ölçecek kapasitede değil. Olabilir bak o da öyle bir durum da var. Bozuldu makine bak. Hah. Bozuldu. Neyse kardeşim benim. Neyse ben abi güzeldi teşekkür ederim. Görüşürüz. Gel. Buraya bir dakika. Sen böyle bir gel bir köşeye bir Allah gidelim Allah. Seninle. Abi çok ağır bir ceza olmasın ya. Ne gel, var orada? Gel babacığım. Ne var? Gel baba. 100 kilo kaldırayım mesela. Öyle olsun. 100 kilo kaldırma maldırma yok. Şimdi cezamız şu. Allah. Cezayı söylememiştik çünkü sürpriz olsun. Kimin kazanacağını bilmediğimiz için. Açıkçası ben cezayı belki değiştirebiliriz diye düşündüm. Acı biber oğlum. Ne? Ama bir dakika. Sadece acı biber değil.
15 tane acı biberi. 15 mi? 40 tane yiyeyim. Ne olacak oğlum abi? Sen acıyı seviyordun zaten. Bana söylemişti. Acıyı çok sevdiğini söylemişti. Bak, kanka ne güzel. Yemin ederim sırf senin için acı biber söyledim. Ama acı biberi sadece yemeyeceksin baba. Acı biber yiyip rap söyleyeceksin. Acı biber yiyeceğim, rap söyleyeceğim. Bak sen acı biberi de seviyorsun, rapi de seviyorsun. Bir de maraton koşayım üstüne. Zaten doğal olarak o acıyla koşacak. Ceza ikiye katlandı bu sefer yani. Ona gerek yok, o zaten hadi doğal olarak olacak. Hadi şarkı söylemek de biliyorsun, birleşip artistler. Kanka şarkı değil, rap söyleyeceğim. Rap başka bir şey. Bak şimdi burada acı biberimiz var. Marka reklamı yapmadığımız için. Tabii ki 15 tane yeşillerinden. Küçüklerinden koy bari. 9, 10. Abi. Yeşillerinden. Zaten acıyı çektim orada. Bir de burada. Şuna baksana. Dur, büyüklerinden küçük, alacağım. Küçük 11, 12, 13. Ya abi bu 14. Ağzına duymaz zaten. Abi, hadi. Nedir? Bunu yiyeceğim. Rap söyleyeceksin hemen. Hemen rap söyleyeceksin. Yer yemez, yutar yutmaz hemen başlayacaksın. Ne var repertuarda, ne var, ne söyleyeyim? Ne var işte, sen söyleyeceksin baba. Hepsini birden atacaksın. Abi ben o zaman şunları bir istifleyeyim. Suyunu da akıtayım. O zaman hemen sözlerime şöyle başlayıp devam ediyorum. Acıyı baleye yedik. Benim de hakkımı ver lütfen yani. Adem iyiydi. Yiyeceğim ve rap söyleyeceğim. Rap söyleyeceksin, evet. At! 3, 2, 1! Su verin, su. Dur biraz daha acı. Tüküreceğim, tüküreyim. Yok ne tükürme, salon oğlum burası, manyak mısın? Al su al su. Oğlum duman çıkıyor ağzımda. Rap'e başla hadi. Rap şimdi hemen rap'e başlıyorsun. Oğlum söylesene. Adem için acıyı bale yedik. Ama iyi mi yedik, kötü mü yedik, onu bilemeyeceğim. Evet kardeşim benim. Bak ben de senin için bir tane acı biber yiyeceğim. Yeme çok acı. Vallahi. Al o zaman. Hiç gerek yok kardeşim. Evet arkadaşlar, bugün gerçekten tam benim kalibremde bir rakibim vardı. Yedim çok güçlüydü zaten. Açıkçası tereddüt de ettim. Bu hayvan beni yenebilir. Yetişiyordum ama neredeyse. Tabii bu hayvan beni yenebilir diye düşünmüyor değildim aslında. Ama tabii yine ben ondan daha iyi hakim olduğum için yumruklarıma, onun avantajı olan güç, benim de avantajım olan teknik, ikisi mücadele etti. Tabii ki teknik güçten daha üstün geldi. Kazandık, mutluluğunu yaşayalım. Kardeşim benim, fair play çerçevesinde bir mücadeleydi. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Mustafa'ya bana eşlik ettiği için, bu videoyu neşelendirdiği için teşekkür ediyorum. Videomu izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yorumlarınızın hepsini zevkle okuyorum. Ayrıca fikirleriniz varsa eğer, fikirlerinizi de paylaşabilirsiniz bir sonraki çekim için. Bu arada şarkı videomu çok beğenmişsiniz. Çok tıklanma olmuş, çok beğenme olmuş. Hepinize teşekkür ederim. İnşallah devamı gelecek. Takipte kalın.